Mehmet Gözlükaya'nın mezarının toprağından aldık. Sayın Cumhurbaşkanımızın toprağıyla kavuşturduk. Geriye dönerken arkadaşlarımız dediler ki bu iş böyle olmaz. Yakın bir zamanda bir yemekte veya kahvaltıda bir araya gelelim dediler. Böyle bir karar alındı. Tabii bu karardan sonra hem Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümü münasebetiyle 100. yılı denk gelen zamanlarda yapalım dedik ama o dönemde herkesin kendine göre programı olduğu için o zaman yapamadık. Bu toplantıyı, bu kahvaltıyı burada yapmak nasip oldu. Tekrar bu toplantıya geldiğiniz için Demirel Sevdalıları olarak hepinize teşekkür ediyoruz. Bir Demirel Sevdalıları sadece bizler değiliz. Çünkü mevcut duruma bakınca bizim Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekten devlet adamıymış. Ondan dolayı şu anda 1960, 70, 80, 90'da siyaset yapmış olan Doğru Yol Partisi ve Adalet Partisi'nde siyaset yapmış olan bütün büyüklerimiz burada. Onun dışında tabii dışarıdan da misafirlerimiz var. Demokratik Sol Parti İl Başkanımız burada. Demokrat Parti İl Başkanımız burada. Akademisyen hocalarımız var. Muhtarlarımız var misafir olarak. Onları da hepsinde basın mensubu arkadaşlarımız da var. Onları da hepsinde hoş geldiniz diyorum. Şimdi tabii bu toplantıyı biz herhangi bir siyasi amaç veyahut da siyasi bir güdü izleyerek yapmadık. Sadece Demirel Sevdalıları bir araya gelsin. Uzun süre birbirimize görmediğimiz insanlar var. Birbirlerimizle görüşelim, konuşalım, eski hatıralarımızla muhabbet edelim gayesiyle yaptık. Kesinlikle herhangi bir siyasi parti veya siyasi amaç yoktur bu kahvaltımızda. Sadece muhabbet için geldik. Ha, daha sonra bu konuda toplantılar yapmamız gerekiyor olur ise de onları da yaparız. Yani gayemiz 100. yılda demokratik, laik, sosyal hukuk devletinden yana olan, cumhuriyetten yana olan insanların duruşunu göstermek için geldik sadece buraya. Gayemiz bu. Bundan sonra çok fazla da tabii siyasi bir konu olmadığı için, siyasi bir toplantı olmadığı için hepimiz siyasetçiyiz. Hepimizin söyleyeceği mutlaka çok güzel şeyler var. Günümüzde tabii söyleyeceğimiz şeyler var. Ama onları daha sonraki toplantılarda yapalım. Bu toplantıya bu nezih cemiyetin önderlerinden olan, büyüklerinden olan, aksaçlılarından olan Arslan abimize konuşma hakkı verelim. Arslan abimiz bu şehrin aksaçlılarından. O bir 10 dakika, 5 dakika arzu ettiği kadar bir konuşsun, onu dinleyelim, onun dışında muhabbet edelim. Bu arada bu davaya hizmet vermiş Mehmet Gözlükaya gibi, Hilmi Yağcıoğlu gibi, ondan sonra Feridun Alpak gibi büyüklerimizi 9. Cumhurbaşkanımızla birlikte rahmetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun diyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Değerli arkadaşlar, hemen kısaca tabii bu toplantıyı terk veren arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Rahmeti eren birçok büyüğümüz var. Sayın Demirel'den başlıyoruz. Hepsinin ruhları şad olsun, mekanlar cennet olsun. Hepsini rahmetle anıyoruz. Sağ olan arkadaşlarımız, biz sizlere birlik, beraberlik içinde arkadaşlarımız bu birliği, bu beraberliği, bu saygıyı, bu sevgiyi, efendim, bu hürmeti hep beraber zaman zaman gösterdik, devam etmesini diliyoruz hepimiz. İnşallah çok iyi günlerde konuşuruz. Zaman zaman işte yolda, düğünde, ölümde karşılaşıyoruz. Ama inşallah hep iyi günlerde kavuşalım, görüşelim.
Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Bu toplantıdan, bu dostluğun, bu vefanın devam etmesini canımdan arzu ediyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Denizli Belediye Başkanı eski, önceki dönem. O da bir iki kelam etsin. Buyur Sayın Başkanım. Günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı günler değerli dostlar. Bu güzel programı düzenleyen başta değerli arkadaşlarım, köy hemşerim Necati Tahal, Mesut Öner ve İbrahim Atatoğlu arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de yıllardan beri görmediğimiz değerli dostları bir arada görüyorum. Ve 20 yıl aşkın bazen arkadaşları görmemişliğimiz var. Burada onlarla birlikte hasret gideriyoruz. Önemli olan birliğin, beraberliğin devamlılığı. Bugüne kadar Doğru Yol Partisi içerisinde olsun, Adalet Partisi içerisinde olsun görev yapmış arkadaşlarımız var. Diğer siyasi partiler içerisinde görev yapmış arkadaşlarımız var. Hepsinin de bu topluma, bu millete emeklerinden dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Çünkü birliğin, beraberliğin önemini bizler hepimiz kavradık ve bugünlere çok şükür iyi bir şekilde geldik. Bundan sonra da toplumun daha ileri gitmesi için birliğin daim olmasını niyaz ediyoruz, temel ediyoruz. Demirel sevdalısı olmak kolay bir şey değil. Demirelci olmak kolay bir şey değil. Gerçekten de şunu açık yürekle söyleyeyim. Bir gün oturuyoruz. Demirel, o zamanın il başkanı Halil Özgün ve ben üçümüz beraber aynı odada oturuyoruz. Konular anlatıldı. Öyle bir güzel laf etti ki hiç unutmadığım tek cümle. Meseleyi mesele etmezseniz ortada mesele yoktur. Bu hakikaten de çok önemli bir cümle aklımda kalan ve hiç unutmuyorum bunu. Değerli dostlar, yani meseleyi gerçekten mesele etmezsek yani ortada mesele olmuyor ama her zaman meselelerle karşılaşıyoruz. Bu toplumun en iyi meselesini halleden de o günkü liderimiz ve kalbimizden hiçbir zaman atmadığımız Demirelci olarak büyüdük. Demirelci olarak geldik bir günlere kadar. İnşallah da öyle gider diyorum. Allah kanı beni rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ruhu şad olsun. Afiyet olsun. Hayırlı günler diliyorum. Sağ olun. Tabii madem zamanımız var. Şimdi dedik ya siyasi bir toplantı değil. Genel duruma göre hareket edelim dedik. Doğru Yol Partisi İl Başkanlarımızdan Uğur Saraçoğlu da bir selamlasın bu nezih grubumuza. Değerli arkadaşlarım, bu mikrofonu elime almayalı belki 7 sene oldu. Sizler sayesinde tekrar mikrofonu elime aldım ama hemen bırakıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Sizler bizim hayat felsefemizin taşları, temellerisiniz. Bizim ocağımızın her an yanmakta olduğunu, küllerinin sıcak olduğunu, her an alevlenebileceğini bu toplantıyla gösterdiniz. Ne mutlu bizlere. Herkes siyasette devrini yaşar. Her birinizin çok iyi günleri geçirdiğini biliyorum. Hep beraber yaşadık. O günleri hep beraber yad edeceğiz. İnşallah Türkiye'ye bizim yaşattığımız güzel günler gibi günler gelecek demokratik alanda ve hukuk alanında. Değerli arkadaşlar, rahmetli Demirel'i arkadaşlarım andılar. Ben de hasretle anıyorum. Bir hafta önce ben de ziyarete gittim. Ve çok mutlu oldum. Fevkalade güzel bir külliye yapılmış. Ve ne kadar köylü olduğunu, ne kadar yerli olduğunu bir kere daha gösterdi. Köyüne gömdürmüş kendisini. Gittik İslam köyde ziyaret ettik. Bir anımı anlatacağım. Hepinizi kucaklayıp selamlayacağım, bırakıyorum. Demirel çıktığı zaman arkadaşlar, benim köylüm, benim işçim, benim emeklim, benim sayar da sayardı. Ya derdim, bu adam niye sayıp duruyor bunu her çıkışında derdim. Şimdi anlıyorum ki neden herkesi saydığını. Herkesin başbakanı, herkesin reis cumhuruymuş. Allah nur içinde yatsın. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. Şimdi
il başkanlarından devam ettik madem, Zafer Başkanım da sadece selamlama babından siyaset yapmamak şartıyla buyurun. Merhaba arkadaşlar, afiyet olsun. Sayın Başkan, benimle alakalı niye öyle bir şey mi anlayamadım? Yani siyaset yapmak yok dedim, herkes siyasetçi burada. Demek ki benimle alakalı farklı bir düşüncesi varmış. Arkadaşlar, Sayın Demirel, Allah rahmet eylesin. Ben gençlik kollarındaydım, daha ziyade onun döneminde. Zaman zaman beni çağırırdı. Ayda bir defa çağırır oldum yani. Bir ayda 45 günde bir çağırır oldum. Ve gerek gençlik kollarının meselelerini, gerekse Denizli'nin, yani vatandaş ne diyor, hali ne diye diyor sorardı. Bu arada ilgili mesajlarını verirdi. Bir gün bir de çağırdığında bana dedi ki, Baklan Ovası sorunuyor mu dedi. Tabii daha siyasetin en başındayım. Sulanıyor dedi. Ne kadar sulanıyor dedi. Bayağı sulanıyor dedi. Çünkü bilmiyorum. Peki Çal sulanıyor mu dedi. Çalıların arazisi sulanıyor mu dedi. Dedim Sayın Başbakanım, ben bilmiyorum sorduğun sorunun cevabını dedim. Hah dedi, işte doğrusunu söyle. Git dersini çalış. Sen siyaseti neden yapıyorsun? Bu millet için yapıyorsun. Bu milletin dertleri için yapıyorsun. Yoksa sadece partide bir yerlere gelmek için yapıyorsan dedi. Öyle bir o hesap olmaz dedi. Dolayısıyla millet için siyaset yapıldığını orada o mesajı aldım. Allah gari gari rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Tabii belediye başkanlarından da bir arkadaşımız bizim adımıza belediye başkanlığı yapmış ilçe ve beldelerde belediye başkanlığı yapmış arkadaşlar adına duayenimiz Fehmi Koca Türkmen'de bil ki laf etsin gelsin de selamlasın. Buyur. Çok değerli eski arkadaşlar, hepinizi saygı ve saygıyla selamlıyorum. Tabii buraya rahmetli Demirel'i anmak, Demirel'ciliği halka tekrar anlatmak için zaman zaman toplanıyoruz. Rahmetli Demirel çok farklı bir liderdi. Ne zaman yanına gitsek ve Denizli'ye gelsek, işte Söğüt'ün muhtarı vardı nasıl? İşte Hayriye'nin efendisi vardı İsmail nasıl? Bunları sorabiliyordu. Böyle bir liderdi. Kendisini saygıyla, sevgiyle anıyorum, rahmetle anıyorum. Hepinizi bu vesileyle saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Sağ ol Sayın Başkanım. Hepinize öncelikle hoş geldiniz diyorum bu güzel toplantıya. Bu güzel toplantıyı tertip eden eski Honaz Belediye Başkanı Mesut abime, Afatoğlu Başkanıma ve Necati Tağıl Başkanıma çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu toplantıların gerisi gelir. Bunları tabii siyasi olmasın dedik ama azıcık daha bunu eski partimiz Demokrat Parti çatısı altında da yapabiliriz. Bu tip toplantıları. Eğer uygun görürseniz hepiniz. Benim sadece Süleyman Demirel'le ilgili şöyle bir şey yapıyorum. Yıllarca Süleyman Demirel'i bütün bu insanlar dinledi. 1993 yılında Süleyman Demirel'in sözünden bir çıktı. Memleketin geldiği hal ortada. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Ben Demokratik Sol Parti Denizli İl Başkanıyım. İrfan Atiboğlu benim adım. Son 50 yıl Denizli yerel siyasetini damga basan bu seçkin toplulukla birlikte olmak beni çok mutlu etti ve çok sevindim. Çok mutluyum şu anda. Denizli yerel siyaseti üzerine ben de görüş bildirmek istiyorum. Denizli yerel siyaseti 1973 yılından itibaren hızlanıyor. Denizli yerel siyasetinin özelliği belediye başkanlarının belediye meclislerinde yalnız olmaları. 73 yılında Hasan Gönüllü belediye başkanı olduğunda sağın bölünmesiyle
belediye başkanı oluyor. Ve orada da belediye meclis üyeleri muhalif kanatta. İşte 80'e geliyoruz. Yani daha doğrusu 77'de tekrar aday olup seçildiğinde yine meclis üyeleri muhalif kanatta. İşte askeri darbe sonrası Ziya Tıkıroğlu başkanlığında onu geçiyoruz. Ali Hanım döneminde de böyle. Belediye meclisleri her zaman muhalefet tarafından temsil edilmiş. Ali Aygören dönemi de öyle. Hepsi Denizli yerel siyaseti genelde sağ ve sol kanadın bölünmesi sonrasında şekillenmiş. Ve zor çalışma koşulları olmuş. Ama 2002 yılında AK Parti yönetimi geldikten sonra yerelde tabii ciddi değişiklikler olmuş. İşte tek tabanca olarak yönetiyorlar 20 yıldır ülkeye. Tek tabanca olarak 20 yıldır yerel siyaseti yönetiyorlar. Bu nedenle belli bir çalışma elde edilmiş. Bu AK Parti döneminin tek özelliği, çok özel bir özelliği diyorum ben, Denizli iş insanlarının, iş adamlarının yerel siyasete el koymaları girişimi. Yerel 73 ya da Cumhuriyet'in başından beri 2002'ye kadar yerel siyasete iş insanları hep uzakta kalmışlar. Bu Özal dönemi de başta olmak üzere. Özal döneminde bizim iş insanları çok yakın çalışmaları rağmen kurumsal anlamda ya da bireysel anlamda yerel siyaseti ilgi duymamışlar. 2002 yılından sonra işte Şahin Tin başkanlığında arkasından gelen Nihat Zeybekçi'nin belediye başkanı olması yerel siyasete iş insanları el koyduğu için pahalandırdı. Bugün Denizli'de bir belediye başkanı oy almak için ilk sorulan soru ne kadar paran var diye oluyor. Yani paran yoksa yerel siyasette yok. İşte bunu bence bu seçimde değiştirmek zorundayız. İşte bu seçkin topluluk bir dönem 50 yıllık siyasi tarihine el koyan, Denizli siyasi tarihine el koyan bu topluluk bence bu seçime fırsat bilerek zenginlerin elinden ya da iş insanların elinden alıp yeniden halka iade etmelerine bekliyor. Çok teşekkür ederim. Çok ediyoruz. Demokrat Parti İl Başkanımız Yıldıray Bey'i davet ediyoruz. Hepinize sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Siyaset konuşulmayacak dedi. O yüzden siyasete girmeyeceğim. Benim siyaset girişim Zafer Başkanı'nda gençlik kollarında bu Denizli bayrakları asmakla başladı. Devletin imkanlarını kullanmadan kendi imkanlarımızla her yeri süsledik. Şimdi baba ocağımız devam ediyor. Müftünün yanına taşıdık. Hepinizi bekleriz. Partimiz açık. Kongrelerimizi yapıyoruz. Daha sonra büyüklerimizi toparlayıp baba ocağını tekrar yeniden hareketlendirmeye çalışıyoruz. Sizin de katkılarınızı beklerim. Hepinize sevgi saygılarımı sunarım. Ediyorum başkanım. Çok kıymetli misafirler. Bir arada olmaktan çok mutlu olduk. Kıvanç duyduk. Hepiniz hoş geldiniz. Tabii Denizli'de son 50-55-60 yıla damgasını vuran duayenlerimiz, siyasetçilerimizi bu arada görmek mutlu ediyor bizi. Başkanımın da daha önce ifade ettiği gibi 25-30 yıldır karşılaşmamış, bir araya gelmemiş duayenlerimizin birbirini görmelerinden mutlu olduklarını ben yüzlerinden okuyorum. Biz zaman zaman çeşitli vesilelerle dar grupta da olsa bir araya geliyoruz, sohbet ediyoruz. Ancak ilçelerden uzaktan gelen arkadaşlarımız var. Onlar da işte ben Yüksel abiyi 30 yıldır görmemiştim. Sağlıklı gördüm, çok mutlu oldum diyor. Aslan abiyi görmemiştim diyen arkadaşlarımız var. Biz demek ki bu toplantıyı düzenlemekle amacımıza ulaşmışız. Dolayısıyla bundan sonra da etkinlikler yapabiliriz. Çünkü bu sevda bitmez. Tabii Demirel sevdalılarını da bir salona sığdırmak da mümkün değil Denizli'de. Stadyumda ya da kapalı spor salonlarında yapmak lazım. Şimdilik bu kadar. Salonumuzun kapasitesi bu olduğu için
çevremizdeki gelebilecek yakın olan arkadaşlara ulaştık. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. İnşallah bundan sonra da görüşürüz. Şimdi isterseniz topluca bir resim çektirelim. Anı olarak kalır, hatıra olarak kalır. Daha sonra salonun kafe bölümü var. Arzu eden arkadaşlarımız orada oturup sohbete devam edebilirler. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık, saygılar, sevgiler sunuyorum.